hakim, ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi sadece birkaç başlığı birer cümleyle özetleyeyim. Neden bu iktidar yalan iktidarıdır diyorum. Şimdi her alanda bu ülkeyi kötü yönetiyorlar. Bu toplumu çürüttüler ve ülkeyi felakete doğru sürüklüyorlar. İç politikada da dış politikada da. Bugün dış politika konuşamadık. Bunları gizlemek için sürekli yalan üretiyorlar. Yalana karşı hakikati savunanları, hakikati söyleyenleri de susturmak istiyorlar. O nedenle HDP'yi ve biraz önce söylediğimiz gibi Türk Tabipler Birliği'ni, baroları hedef alıyorlar. Muhalefetin en etkili unsuru olan HDP'yi bu nedenle özellikle tasfiye etmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Kapatsalar da kapatmasalar da HDP ayaktadır. Halkımıza da şunu söyleyelim, bugüne kadar verdiğiniz desteği biz emanetimiz ve sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Mesela bu Kobani olayları hem adalet hem yalan açısından o önemliydi. Herkes şeyi unuttu. Cumhurbaşkanının bir sözü vardı. Kobani düştü düşecek diye. Olayların ondan sonra çığırından çıktığını da unuttu. O nedenle diyoruz ki hakikat komisyonu kurulsun. Hakikatin peşine düşelim. Peki. Bir şey daha. Lütfen. Bağlıyorum. Yalan, bu kadar yalan dedik. Nazım Hikmet'ten bir şiir ve bitiriyorum. Şu hepimizin bildiği, hatta işte bestelenmiş bir şiir. Annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar. Yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim, o bir müthiş bahtiyarlık. Anlamak gideni ve gelmekte olanı. Herkese selamlarımı, sevgilerimi, büyük saygılarımı sunuyorum. Büyük ozanımızın sözleri. Efendim izin verirseniz ben de geçen hafta çıktı. İsmail Küçükkaya, Fikri Hür, Vicdanı Hür. Bu kitabı size imzaladığım, bugün anısı olarak ediyorum. Takdim etmek çok isterim. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim emekleriniz ve katkılarınız için. Sağ olun, için demokrasi meydana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ i̇yi olun. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.